En sevdiğin arabayla geldik. Teşekkür ederim. Attın bana golü. Siz kolay kolay gol yemezsiniz. Beni bu burç konularından nefret ettirdiler. Ettirdiler. Her sorana akrebim derim. Iı, böyle bir şey var akrebe. Iı, bana gerçekten, da ıı. Gerçekten. Aman aman. Öyle kinci, biri değilim. Kinci hayatta seviyoruz. Kinim yoktu. Neden böyle dersem? Yani şimdi biraz... Yani Ece varamadan gel çayıma. Egaç. Baban seni zor mu verdi kızım? Sen evet. Girdin detaylara. Ben sadece baban seni evet. Zor mu verdiyse evet, sordum. Evet, zor verdi. Zor verdi. Detaylara sen girdin. Hatta balayından 5 gün geç geldim diye küstü bize. Domuz ölümüzün körü. Bu kelimeciyi beğendim değil. Çok kullanırım. Çok kullanık. Kırpta kalkın. Sevin be bu ülkeyi. Sevin be bu ülkeyi. İnelim. Yok. Geldik. İnmeyelim. Ben biraz daha gezmek isterim. Gezdirmek istersen. Hoşuma gitti. Yeni bir yolculuğumuz var bugün ve bugün ülkemizin bilinen, tanınmış iş insanlarından Gülis Kaner konuğumuz olacak. Eminim yine bugüne kadar olduğu gibi keyifli, doyurucu, zaman zaman sizleri düşündüren, zaman zaman sizleri güldüren, gülümseten ve tabii ki zaman zaman ha ben bunu biliyorum, tanıyorum dediğiniz insanların aslında bilmediğimiz yönlerini öne çıkaran bir röportaj daha sunacağız sizlere ve bugünkü yolculuğumuz başlıyor. Buyurun birlikte gidelim. Merhaba. Merhaba. Ay çöktük. Alalım kahvelerimizi de. Sularımızı. Çok teşekkür ediyorum. Nasılsın? Ben iyiyim vallahi siz. Teşekkür ederim ben bunu kaldırmam lazım biraz. Sıcak. En sevdiğin arabayla geldik. Teşekkür ederim. Attın bana golü. Siz kolay kolay gol yemezsiniz. Aha yedim. Bağlanalım ve bağlanalım. Hareket edelim. Okey. İyisiniz, tamamsınız. Çok şükür, iyiyiz. Diyelim, sağlığımız yerinde. Allah'tan Kıbrıs'ın sıcağına alışkınlık. Evet, alışkınız. Evet, çok teşekkür ediyorum ben programımıza konuk olduğunuz için. Ben de teşekkür ederim. Herkes için, seve seve büyük bir gurur bizim için. Herkes için zor zamanlar aslında. Ve böyle bir nefes, bir hoş seda, güzel bir anı, sizin gibi değerli insanların tecrübeleri son derece önemli. Dolayısıyla önemsiyoruz bu programı. En çok da bu açıdan önemsiyoruz. Dolayısıyla yan koltukta Gülis Kaner'in olması son derece önemli. Teşekkür ederim. Asıl Hüseyin Ekmekçi'nin yanında oturmak, bu programa katılmak bir güzellik. Çok, benim için. Çok teşekkür ederim. Benim çok için. Sağ olun. Evet, zor bir dönem ama umut her zaman vardır. Ve umudumuzu kaybetmememiz gerekiyor açıkçası. Nasıl motive ediyorsunuz kendinizi bugünlerde? Ben açıkça motive kendimi nasıl ediyorum dersen Hüseyin Ekmekçi izlerim. Her akşam üzeri izlerim. Ben sabah izlemem, akşam üzeri. Genelde benim moral bozduğum söyleniyor. Yok, senin vücut dilin ve kullandığın kelimeler,
kaşın, gözün, ellerinle birlikte gerçekten benim tarz olarak dinlemeye hoşuma gider. Ne kadar kötü şeyler de söylesek, haberleri de izlesek. Vallahi motivasyon, ben motivasyonumu torunlarımdan alırım. Şu anda koruyucu aile olarak 11 aylıkken aldığım bir Afrika kökenli çocuğum var. Evde bizimle kalan, bizimle yaşayan. Şu anda 1,5 yaşındadır. İnan ki benim için en güzel şey çocuklarla birlikte olmak. Onların o saf halleri ve en ufak şeylerden aldıkları mutluluk ve sana olan, sana verdikleri o sevgi tabii ki karşılıklı. Elbette bütün çocuklar seni kullanmaya çalışır ama çok safça bir kullanmadır onlar. Bu yüzden ben çocuklarla alırım motivasyonumu. Onlarla oyun alanlarına giderim, parka giderim, at binmeye giderim. İşte birlikte bir şeyler pişiririz, yeriz, piknik yaparız. Başka da bana göre şu anda beni motive edebilecek hiçbir şey yoktur Hüseyin. Yani yok. Neyse burada duralım, çok negatif konulara girmeyelim. Biliyorum. Nasıl bir çocuktu? Yani bu çocuk sevgisi aslında herhalde neşeli bir çocukluktan geçer diye düşünüyorum. Ben çünkü uzun yıllardır sizin bu yardımsever yönünüzü çok takdir ediyorum ve örnek olması gerektiğini düşünüyorum. Nasıl bir çocuktu Güliz Kaner? Güliz Kaner bir aşk çocuğudur bakacak olsan. Annem beni 17,5 yaşında doğurdu. Annem ve babamdan beraber büyüdük. Birlikte büyüdünüz, evet. Evet, birlikte büyüdük. Düşün ki ben bebekken kırklandıktan sonra annemle babam beni yatağa böyle eskiden bavulları bağladıkları lastikli ucunda çengelli şey vardı. Evet. Beni bağlarlarmış yatağa onunla, yani yorganımı açılmayayım diye. Gezmeye giderlermiş. Bak çocuk haklı onlarda da. Gittikleri yere dermiş. Baba kaç yaşındaydı? Özür dilerim. Allah rahmet eylesin. Annemle babamın 4 yaştır arası. İşte baba da 21 yaşında. Çok yani. Şimdiye bakarsan sana, çocuk. Evet. Doğurdular. Çocuklar hep birlikte büyüdük onlarla. Diyeceğim, evet, güzel, rahat bir çocukluğumuz geçti diyebilirim. Fakat benim benden 2 yaş küçük bir engelli kardeşim vardı. Yani mavi çocuk diye doğdu, Blue Boy, ve temiz kan ve kirli kan karışık giderdi. Onun 3-4 yaşındayken İngiltere'de bir kalp ameliyatı geçirdi. Her şey tamam, güzel. Ertesi gün de hastaneden çıkacaklar. Ancak gece emboli attı ve çok dar bir damarda, ki bu dediğim sana 65-66'larda. Ve tedavi edilemedi ve felç geldi sağ tarafı olduğu gibi ve konuşma merkezi de, yani konuşan çocuk konuşamadı, yutkunma merkezi falan. Ben kendimi bildim bileli ona bakma ve onu koruma ve onu mutlu etme çabasında oldum hep. Bu yüzdendir düşkünlüğüm diye düşünürüm aslında çocuklara. Yani temelinde yatan? Bana göre odur, çünkü ben de çok şey yaparım. Bir de Aslan Burcu'yum ve Aslan Burcu ailesine çok düşkündür. Çocuklarına çok düşkündür. Burç işine inanın çok. Burcun bazı özelliklerine inanırım. Yani düşün, 3 milyar, 6 milyar kaç... Beni bu burç konularından nefret ettirdiler. Ettirdiler. Her sorana akrebim derim. Böyle bir şey var akrebe. Bana gerçekten, da Gerçekten. Aman. Öyle biri değilim. Kincisiniz. Hayatta kinim yoktur. Çok gururlusunuz. Hiçbir şey unutmazsınız. Burnunuz düşse yere almazsınız. Yani neden böyle dersem? Yani şimdi biraz... Yani Ece varamadan geç çayıma. Egaç. Yok öyle, ben burçların bu özellikleri taşıdığıma inanmam. Tabii ki devamı var. Kaan abi var, Serhan abi var. Kaan doğduğunda. Kaç yaşındaydın? Yani kaç yaş var aranızda Kaan'la? 9 yaş. Ben 60 doğumluyum. Tam aplasın. Evet. Zaten mesela ben 60 doğumluyum. İrfan 62 doğumlu. Kaan 69 doğumlu. Serhan 74 doğumlu. O yani savaş çocuğu. Aralar 14 verilmiş. 14 yaş var. Evet. Serhan'la benim. Serhan ticari amaçla doğdu. Annem hamile olduğunda, çünkü iki çocuk, iki erkek çocuk, bir ben varım.
hamile olduğunda demiş babam hadi doğuralım ama gidelim İstanbul'da doğuralım bunu. O zamanlar İstanbul'da iş yapmak istersen veya emlak satın almak istersen vatandaş olman gerekirdi. Ticari amaçla Serhan İstanbul'da doğdu ve TC kimliği var onun. Ya öyle bir özelliği var, bilmezdim. Evet, evet, evet. Hatta Serhan işte böyle 2-3 yaşına geldiğinde anlamış ki annesi ben değilim de annemdir. Yani anne baba yoğundu. Evet. Ve hep sen kardeşlerinle ben birlikteydin. Ve bir de ablamız vardı. Serdarlı'dan, çok çocuklu bir aileden, İrfan'ın hastalığından dolayı bir yardımcı olarak aldıydılar Emet abla diye. O da bizimle büyüdü yani. Onun için hep ablamız olarak öyle çağırırız kendisine. O da vardı. Ben, o annem işe giderdi, gelirdi bizimle. Şimdi, anne baba kendi işini yaptı. Yani çok bilinen ve ülkenin o zamanın deyimiyle yani tüccar aileleri. Evet, evet, evet. Nasıl doğdu Kanerler? Yani annenin, babanın çocuk yaşta evlenmişler dediğin gibi. Nasıl doğdu Kanerler? Yani böyle şirketin de biraz böyle geçmişine bakacak olursak. Annenin, babanın emeği aslında hep böyle sizin keyifle andığınız bir noktadır. Bu hikayeyi de dinlemek isterim açıkçası. Şimdi aileye olan düşkünlük belki de benim babam ve amcamdan da gelir. Benim esas şirketi kuran amcam. Onlar da 4 kardeşin en büyüğü, abi. Hatta ilkokulu bitirdikten sonra ortaokuluna gitti ama devam edemedi. Babası o zaman at arabasıyla yük taşırmış. Babaya yardım etmek için okulu da bıraktı. Adem Bey. Lefkoşalı. Evet. Aynı, yani aynen. Aslında Abahorluyuz. Ha. Evet. Yani Abahor'dan buraya göç eden. Evet, evet. Yani babaannem Abahorluydu. Amcam ondan sonra işte terzi yanında çırak olarak çalıştı. Bir takım işlere girdi. Ondan sonra ticarete başladı. Ne başladı? İşte artık İkinci Dünya Harbi. Biz İngiliz idaresindeyiz. İplik dokudup onları boyatıp, yani iplikleri daha doğrusu boyatıp sonra onları dokumaya verirdi. İşte köylerde gezip gezip bu dokuma yapan kişiler varmış. Onları da dönüp zamanında panayırlar kurulurmuş bu ticaret için. Tüccarlar orada çadır açıp işte okkayla, o zaman şimdi kiloya döndük ama o zamanlar okka önge vardı bizim şeyde ve arşiv. Doğrudur. O kumaşları satarak geliştiler. Ondan sonra Yeşil Gazino dediğimiz bölgede şeyde çarşıda bir dükkan açıp halı, döşemelik yine İtalya, İspanya, İngiltere'den getirip bu şekilde bir mağazacı. 50'li yıllar. Evet. 50'li yıllar. Bizim tam 42'dir aslında şirketin kuruluş tarihini alacak olursak. Ve bu sene de 80. yılımız. Gönül isterdi ki daha güzel etkinliklerle bu 80. yılımızı çalışanlarımızla, ailemizle kutlayalım. Ama malum bugün nerede yaşanan krizlerden dolayı hiçbirimizin içinden böyle... Ama 80. yılda son derece önemli aslında bir şirket için. Aslında Kıbrıs'ta Türklerin ticaret tarihi kadar eski bir evet şirket Kanerler. Baba... Dediğim gibi 42 yılında. Evet. Babamı işte en küçük çocuk olarak babam nişan olduğunda amcam Adem Kaner Limited'di şirketi. Amcam demiş ki artık sen de büyüdün, sen de bu şirketin ortağı olacaksın. Adem Kaner ve kardeşi olarak amcam şirkete hissedar alıyor kardeşini ve şirketin adını da değişiyor o şekilde. Böyle doğdu. Mağazacılıktan başladı. Hatta 74'den önce 73'te çok katlı mağaza açıldı. Polisin karşısında. Evet, evet, hatırlıyorum. Evet. Evet. Kaça yani, kadar devam etti o? Bu 82, 83, 85'lerde yani özel açık pazara geçince İngiltere'de, aman pardon Türkiye'de. Buradaki Kıbrıs'ın
bu parlayan yıldızı diyeyim. Çünkü 74'ten sonra bayağı tut kahvesinden, sabunundan, kumaşından her şey büyük bir şey vardı, ilgi vardı Türkiye'den buraya. Özal açtıktan sonra buradaki ilgi biraz biraz azalmaya başladı. Fiyat rekabeti oluştu. Çünkü Türkiye... Yani aslında sanayici olarak başladılar. Sanayici diyemeyiz. Yani şöyle, yani o az önce bahsettiğin o ipliği üretme, dokutma. Evet, evet. Aslında esnaf o dönemin, evet, o dönemin... Tüccar, al sat. Yani evet. Halıyı, döşemeliği, sonra hediyelik eşya, sonra hazır giyime girildi. Yine bunlar hep İngiliz malı sizin olarak. Şirkete... Gülis Kader'in şirkete dahil olması nasıl başladı? Yani biraz bize yani okul hayatından, çocukluk hayatından, yani bir kere çocukluk hayatın sorumluluklarla geçmiş. Evet. Neşeli biri miydin? Evet. Gene de yani her zaman için hayatı sevdim diyebilirim. Hep neşeli kısımlarını almaya çalıştım. Her ne kadar hayatımızda çok erken ölümler olsa da çocuklara sağlığa, yani benden küçüklere sahip çıkarak hayatı idame ettirebilmek için, drama haline değil de yaşanabilir hale getirmek için çevremi hep keyifli tutmaya çalıştım onlar için. Biraz sur iç turu attırıyorum sana, sıkıntısı yok değil mi? Seversin buraları diye düşünüyorum. Severim. Evet. Dolayısıyla yani hem sorumlulukları olan... Bir de beni erkek gibi büyüttü babam. Yani hiç öyle çocuk gibi nazlanıp da bu olmadı. Mesela ben damlara çıkıp, damlarda oturup pasta yerdim. Komşular görürmüş, annemi ararlarmış. Senin kızı gene çıktı dama. Ya da ağaca çıkardım. Bahçeli bir evde otururduk. Ve o zamanlar yani oyunlar oydu. Telefonmuş, oymuş, buymuş. Hiçbir şey yoktu tabii yani ki. Hem arkadaş ziyaretleri çok makbuldü o zamanlar. Yani annemin arkadaşları, babamın arkadaşları. Ve hep bize şöyle öğrettilerdi. Mesela teyze, amca demezdik. Suna Hanım teyze, Hakkı Bey amca, hani senin çok bahsettiğin Hakkı evet. Bey var haberlerde. Kral. Evet. Hep öyle Bey amca, Hanım teyze, hala daha da öyle deriz. Yani dil öyle bir alıştı. Mesela o zamanlar çok tatlı, aman pasta çeşitleri falan da yoktu. Macun çok makbuldü herkesin evinde muhakkak ve bayılırım. Marifetler oydu, ben hala daha turunç macunumu her gün hemen hemen yerim. Mesela yapan? Yok. Annem yapar ya da satın alırız yani. Satın alırız. Mesela ikinciyi istediğimde cimcik yerdim annemden. Yani ayıptı ikinciyi istemek, doğrudur, düşünebilirim. Doğrudur. Yani bir tane ceviz macununu da çok severdim. Bırak ya o çocuğu yesin. Yok, öyle bir şey yok. Annene derlerdi herhalde onu. Yok demezlerdi çünkü kimse istetmezdi ki. Ben cimciği yediğimde hemen dururdum, istemezdim zaten. Kimse anlamazdı onun için böyle sessiz. Cimcikler falan. Şimdi anneme söylerim, o kabul etmez bunları. Tabii canım. Tabii. Uydurun canım, der tabii. Bana. Ama bazı şeyler çocuklukta yaşananlar. Onu terliği bunlar... Nasıldı annenin? Terliği? Senin annenin terlik savurması da öyle isabetli miydi yoksa? Annem Zagor gibi böyle bir tokatçık çakardı ve en büyük dayak yeme şeyim sakız. Küçüklüğümden beri sakız çiğneme hastasıyım. Seven. Evet. Senin şirkete dahil olman nasıl? Bir daha eğitim hayatından bahsedersen bize. Ben Köşkü Çiftlik İlkokulu'nda okudum. Ondan sonra babam bir kere çok katıydı. Erkek arkadaşım olmayacak, partiye gitmeyeceksin, doğum günlerine erkek çağırmayacaksın. Galiba 11 yaşındaydım. Babam dedi ki artık erkek arkadaşlarını çağırmayacaksın. Yani sınıftaki şeye, evet. Doğum gününe. O da vardı bir zaman, doğrudur. Benim de doğum günüm zaten Ağustos'da. Yani zar zor bulurum zaten arkadaşlarımı. Zaten bizim sınıf arkadaşları da bir yerde babamın, annemin arkadaşlarının çocukları olurdu. Yani düşün... 67-68'leri. Ben derdim doğum günü yapmayacağım artık. İnadımdan doğum günü yapmadım. Madem sen, babam bana öyle dedi. Ve beni Saint Joseph'e yolladı. Fransız okuluna, güneyde. 2 sene oraya gittim. Sadece kızların gittiği bir okuldu. İşte kader, kısmet. Barış Harekatı'ndan sonra mecburen bu tarafa, Türk Maarif Koleji'ne geldim. Öyle katı katı beni mezuniyet baloma bile yollamadı babam. Yani ağladım, zırladım, olmadı. Türk Maarif Koleji'ni bitirdikten sonra
Allah rahmet eylesin. Ümit Süleyman çok yakın dostuydu. Ümit Süleyman olan o da evet. Benim röportaj yapma şansım oldu yani öyle söyleyeyim. Çok babamın da çok değer verdiği bir kişiydi. Çok değerli o da o dönemin yani evet. Denktaş Doktor Fazıl Küçük döneminin fedakar, akıllı bu topluma hizmet etmiş değerli bir isim Ümit Süleyman onun. Evet evet hala da ailesi de öyle değerli saygılı kişiler çok seviyorum aileyi. Dedi ki Vedat demiş bu çocuk mezun olacak bunu bir sene olsun yolla yurt dışına biraz kendi başına yaşamayı öğrensin birazcık dil geliştirsin. Olmaz olmaz yurt dışında çocuk kız çocuğu gitmez. Gene de beni bir senelik finishing school denen o zaman Eastbourne'da sadece yine kızların gittiği business English normal İngilizce steno gibi derslerin olduğu bir okula gittik. Babam beni teslim ederken böyle dedi. Hiç çıkmayacak dedi. Hafta sonları okulda kalacak. 18'imi de doldurmuş mu? Ya da Londra'da Guarantor Parents denen yine arkadaşları vardı. Ya da onların yanına gidecek. Bunu sorguladın mı? Neden bu kadar katıydı baban? Yani herkes öyleydi. O dönem amcam öyleydi. Amcam mesela bu kadar tutucu değildi. Ama babam çok tutucuydu. Mesela annem kolsuz böyle giyemezdi. Kısa kollu giyerdi. Annem kimseyle dans edemezdi. Sadece ya babam ya annem kendi babasıyla. Böyle babam çok tutucu. Yani aslında bunlar yazılı olmayan kurallardı bir dönemin. Tabii öyle devam etmiş. Yani çok kendisini değiştirmemiş bu durumda. İş adamı olarak nasıl biriydi babanız? Babam ve amcam bence bizim idollarımızdır ve çok sık yani sıfırdan geldikleri için çalışmayı, para kazanmayı yani biz hep çalıştık. Bayramın birinci gününde çalıştık. O zaman kafile denirdi. Otobüslerle kafileler gelirdi. Biz bayramın birinci günü muhakkak çalışırdık. Yani dükkan açılırdı. Hani benim iş hayatıma da nasıl kal. Ben evet, çırak olarak hediyelik bölümünde beni oradaki sorumlu kızın çırağı olarak babam soktu. Lise bitince mi yoksa? Hayır, ortaokuldan itibaren biz çırak olarak ki o zaman çıraklıkta çok vardı. Yani öyle tanıdık aileler hep çocuklarını 13-14 yaşında böyle iş yerlerine verip iş öğrenmelerini sağlarlardı. İş hayatını öğrenmeyi. Şimdi o çıraklık denen şey de kalktı. Evet, doğru. Halbuki bana göre çok faydalı bir şeydi o. Ve bana dedi ki bu kapıdan içeri girdikten sonra ben senin baban değilim, patronunum. Bana da gelip yanıma bir şey söylemeyeceksin. İşte bu Tüzel'di adı. Odur senin patronun. Ona söyleyeceksin şikayetini, o bana söyleyecek. Yani böyle katı kuralları vardı. Ama eğlenme saatimize geldiğimizde ata binmeler, atış yapmalar, tabancamızdan bir sürü şeyler onlar yap. Bir şey istersen benimle yapacağım dedi. Baba yani mezuniyet balonu seninle mi gideyim? Nasıl yani? Hayır. Benimle yapabileceğin şeyler riske. Diskoteye bile beni götürmüşlüğü var yani. 4 saat benimle pistte oynadı. Tamam işte bu çok tatlı bir anı ama evet. Nasıl evlendirdi seni? Nasıl verdi? Vallahi zor verdi. Bu cevabı beklerdim açıkçası. Zor verdi. Ben de yani ben öyle 25-30'una... Yani kızına çok düşkündü anladığım. Ya çok paylaşamıyordu. Evet. Evet. Zor verdi. Ben de çok düşkündüm. Evet benim de aniden böyle yani görücü usulüyle kimse inanmaz benim öyle rahat bir davranışlarımı gördüklerinde görücü usulüyle evlendiğimi hiç kimse tahmin etmez. Denizde yine babamla babamın boynunda su savaşı yaparken o da rahmetli oldu. Çocuklarımın babası Allah rahmet görmüş. Eylesin. O da Londra'da kalmış 13 sene. Beğenmiş beni babamın omzunda. İstediler. Ve bir şey söyleyeyim sana. O zaman böyle artık bitirdim. Elçisiyi geldim. 19 yaşlarında, 20 yaşlarında ki ben derdim 30'una gelmeden evlenmem. Bir anda böyle gelince başladı görücüler gelsin gitsin eve. İlk görücü değildi. 3-4 tane görücü geldi gitti. Babam da kabul ederdi. Ama ben ne yapardım? Kaan'dan Serhan'a çağırırdım. Bakın derdim hangisini beğenelim? Ben Kaan'dan Serhan'a sorardım. Serhan çok kıskanırdı böyle gördüğünde.
O yapışırdı da üstüme tabii tabii. Hala daha da düşkündür çok. Evet. Diyelim. Elhasıl oradan girdim buradan çıktım. Yok tamamdır işte, gayet güzel gidiyoruz. Yani daha... Baba zor verdi. Yani 3-4 görücü arasından seçildi eşin. Evet, onu da ben seçtim bakacak olursan, annemle ben. Baban seni zor mu verdi kızım? Sen evet. Girdin detaylara. Ben sadece baban seni evet. Zor mu verdiyse evet, sordum. Evet, zor verdi. Zor verdi. Detaylara sen girdin. Hatta balayından 5 gün geç geldim diye küstü bize. Baban? Evet, nereye bir hafta gitmişti? Konuşmadı. Ay bize ya. Tamam. Sonra güzel. Da İngiltere'den geçtik. Eşim istemişti. Ailesi oradaydı? Hayır, evi oradaydı. Oraya gittik ve 5 gün uzattık diye. Küstü bize. Kahvesini bile kendi yapardı evde. Uzun süre küsmemiştir. Bir hafta. Evet. Anneme de bana. Peki nasıl bir annedir Gül İskender? Çünkü evet bir kardeşin sorumluluğuyla büyüdün. Devam eden ve arkadan gelen diğer kardeşlerinden emeğini acımadın. Öğrenerek, öğreterek o sorumlulukla büyüdün. Peki senin anneliğin nasıldır? Yani o annelik duygusu... koruyarak diyelim. Çünkü babam öldüğünde Serhan 6 yaşındaydı. Kaan da 11 yaşındaydı. Bu yüzden yani benim o korumacılık şeyim Kaan'la Serhan'la oldu. Daha sonra bir de babam rahmetli olduğu zaman ben hamileydim. O bebeği de doktor hatası yüzünden kaybettim. Ve babamın ölümünün arkasına onun da gelmesi büyük bir travmaydı bende. Ve Vedat'ı, oğlum Vedat'ı 3 sene sonra doğurdum. Doğurdum. Daha karnıma düşerkenden Vedat şımarmaya başladı. Çünkü ben dedim ki artık elimi soğuk sudan sıcak suya koymayacağım. Zaten 33 kilo aldım, oldum böyle. Vedat bunu daha karnımdayken hissetti. Ve çıktı. Çok severim bu arada Vedat'ı. Söyleyeyim sana da. Kötü bir şey söyleme çocukla ilgili. Savunmaya geçebilirim hemen. Ben kötü bir şey söyleyebilir miyim oğlum için? Bana zaten ultimatonları çekti. Altın maşallah. Oğlum altın. Yakışıklıdır. Kızım çok güzeldir. Değesinmiş. Değilmişim. Evet. Direkt karnına düşerken nasıl harika. Evet çünkü bak ilk bebeği kaybettiğim için inanılmaz bir korku ve bir düşkünlük geldi. Ve buradaki güvenim de sarsıldığı için gidip İngiltere'de doğurdum. Gene sezeryan yapmak zorunda kaldılar. Ve ben ayılırken doktor özür dilerim benim hatam aman dedim bu da öldü galiba dedim. Yani öyle şeyden kendime gelirken meğer o kadar bir hareketliymiş. Beni keserlerken bunun poposunu kestiler. Onun dedim şeytandan şeylisin sen. İşaretli. İşaretlisin. Ama böyle döndüğümde de baktım Vedat'a. Allah'ım ne çirkin çocuk. Kırmızı kapkara düşün İngiltere diye. Ama çocuk seni tembihlemiş araya baya gelmeden önce. Bebekliğinden bahsederim. Şimdi bak ne oldu maşallah. Maşallah. Doğru. Dedim ben bir maymun yavrusu doğurdum galiba dedim. Genelde ama birçok dinler ama birçok anne bunu söylüyor ilk gördüğünde. Ya ben Kaan'ı da ilk gördüğümde beni götürdüler. İşte 9 yaşındayım. O kadar çirkin bir çocuktu. Geldim. Kaan abim yakışıklı adamım. Tamam da. Geldim eve ağlardım. Niçin benim böyle çirkin kardeşim var diye. Ve kompozisyon da yazdıydı. Bilir üstelik. Bunu. Bilir tabii bilir ki. Bilir. Sonra senin Kaan bir güzelleşti. Bir Kaan güzelleşti. Abi. Sporcu, milli sporcu. Çok bebekliği sporcu de çok güzeldi. Ve böyle güzel de bir burnu oldu. Bizim hep burunlarımız çirkindir. Şimdi bunu üzülmen için sormuyorum ama hep böyle yani sadece sen değil anne de sen de yani aslında herkes ciddi travmalar oluşabilecek olaylar yaşamış. Buna rağmen babadan bu şirket devralınmış, devam ettirilmiş. Baba gidince nasıl arttı sorumlulukların şirketle alakalı? Çünkü gördüğüm kadarıyla amcan ve sen kaldınız. Hayır şirketle canım alakalı. Amcam daha önce hayatını kaybetti. Babandan önce? Tabii ki. Aa. Amcam hayatını kaybetti. O da çok genç yaşta gitti. O da 53 yaşında hayatını kaybetti. Kalp sorunları vardı. Hatta kalp krizi geçirdi. Sonra İstanbul'a tedaviye gitti. Orada bir kriz daha geçirdi. Ve maalesef cenazesi geldi. O zamanlar amcamın çocuklarıyla babam şirketi böldüler.
Onun çocukları maalesef kalmak istemediler bu ortaklıkta. Ve ondan sonra Adem Kaner ve kardeşini biz devam ettirdik. Ama amcam veya onun çocukları yoktu. Babamı kaybettikten sonra bir müdürümüz ve ben vardım. Çocuklar küçük. Annemin de rahatsızlığı olduydu o dönem. Kolay değil tabii ki. Bizim iş bizi hayata bağladı. Hatta annem kızım dedi neyimiz var neyimiz yok satalım gidelim çocuklarımızı İngiltere'de yetiştirelim dedi. Anne dedim bak bu isim buradan inmeyecek. Bu adamın oğulları gelecek şirketine sahip çıkacak ve biz o güne kadar dayanacağız. Çünkü o kadar geçmişi sıfırdan gelip yaratmış ve bu kadar erken zamanda kaybettiğimiz bu kadar değerli iş insanlarının adının silinmemesi gerekir ve onlara layık olmamız gerekir diye. Hala daha da aynı düşüncedeyim. Hani soylu soysuz derler ya, yani o kelimeyi kullandım. Biz bu kanı taşıyorsak bu insanların, biz de onlar gibi mücadele etmemiz gerekir. Aksi halde soyumuza ihanet etmiş oluruz. Bunu Kaan ve Serhan Kaner'e de aşıladınız. Evet. Yani onlar da çocukken ve büyürken bir gün bu şirkete gelip devralacaklarını biliyordum. Peki onlar geldiler, sen rahatladın. İş yükün. Çünkü sosyalsin de aynı zamanda. Şu anlamda söylüyorum. Yani ben sizi... Rahatladım, boşandım. Boşandım ve rahatladım. Sosyal oldum. Ve artık dedim Güliz de biraz kendi için yaşasın. Ama tabii ki bu arada iki de çocuğum vardı, kızım oğlum vardı. O sorumluluklarını da... Tabii ki. Ben onlarla büyüdüm ben de. Yani Kaan'ın arkadaşları, Serhan'ın basketbol kulüplerimiz vardı. O basketbolcular bizim evde yemeler, içmeler. İlk zamanlar onların çamaşırları bile bizim evde yıkanırdı. Maçtan önce videolar izlenirdi. Mehmet Hoca vardı o zaman. Hep evde geçti ve... Ben yaşımı hissetmedim yani Kaan'la, Serhan'la, oğlumla ve Eda'yla. Bu bir enerji aslında. Evet, evet. Bu arada kızını da uçakta tanıdın. Böyle bir ön koltukta. Öyle çok neşeli, gülen, yanındakilerle şakalaşan bir kız seslendi. Ben de ona seslendim. Sen beni tanıma, ben seni tanırım dedi. Güliz Kaner'in kızıyım falan. Böyle 6-7 yıl önce uçakta tanışmıştık onunla da. O da böyle kızım daha evet. Sosyaldir aslında Vedat'tan. Kızımı ben hiç tutamadım buralarda. İngiltere'de, Canterbury, sonra Londra, sonra Gaziantep'te staj yaptı. Daha sonra Montpellier'de 5-6 ay kaldı. Fransızcasını geliştirdi ve... Şu an? Kıbrıs'a da gelmek istemedi. O zamanlarda Domino's'u açma dönemimizdi. Dedim bak seni Domino's'un başına koyacağım. Gidip eğitimler alacaksın hep yabancılarla. Da öyle kandırdık kendini, geldi iki ay sonra da evden çıktı, ayrı ev açtık. Böyle ortalıkta oturdu annem, hele delimin kızım, kızına ev açan ayrı, daha bekar kız. Anne dedim bu çocuk 7 senedir yurt dışında. Yani daha iyi burnumun dibinde, yani ev açmışım açmamışım gibi. Eda'yı da öyle getirdik. Şimdi onun da bir kızcığı var, evlidir. Peki Vedat'ın senin... bir oğlucuğu var, Karel. Onlar benim canlarım. Bir de Jeremy'miz var işte. Yani çocuk senin sağından solundan hiç eksilmedi. Hayır, eksilmedi. Ama yetmedi. Yetmedi. Başka çocuklar için de dertlendin. Evet. Başka çocuklar için de sorumluluklar üstlendin. Başka çocuklar için de bir takım yeni şeyler yapmak için çaba harcadın. Ben bir basın toplantısı hatırlıyorum özellikle. Engelli çocuklarla ilgili bir projen var. Ve bunun için çırpınıyorsun aslında yıllardır. Hangi aşamada o proje? Geri adım attın mı yoksa? Yok, atmadım. İnşallah ölmem bitirmeden. İnşallah. Allah uzun ömür versin hepimize. Sana da. Hepimize. Domuz ölümüzün körü. Bu kelimeciyi beğenildi. Çok kullanırım. Çok kullanık. Kırk'ta kalkın. Sevin be bu ülkeyi. Evet, sevin be bu ülkeyi. Bir de şey kelimene.
Ama. Ama ben çok farkında değilim ama şimdi. Oo, ben onları öyle, onları söyleyişinde şey var, o seveyim de bu ülkeyi. Seviyorlar mı ben Hüseyin bu ülkeyi? Yani severek ya geliyorlar yani. Sonra hızla değişiyorlar tabii. Keşke hayır yani ülkeyi sevmek nedir? Belki onu açmak lazım kendilerine. Ya bilemem bu, gerçi söylemeye ülkenin, çalışırsın ama. Bu ülkenin insanları... Bu ülke her şeyini vermeye hazırdır. Geçmişte ataları canını vermiş. Şimdi insanlar her şeyi vermeye hazırdır. Biz böyle bir topluluğuz, böyle insanlarız. Yeter ki bir, yani devletin kademelerine gelenler sevsin yani bu ülkeyi, gelisini yapıyor zaten bu ülkenin insanları. Yapıyorsunuz işte. Hangi aşamada o proje? O proje 10 yılını 10 bakanla tamamladı. Birinci etap, ikinci etap tamamlandı inşaat açısından ve biz Kaner Şirketler Grubu olarak ve Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği olarak 6 milyon gibi bir fonu oraya koyacağız. Biz bunu taahhüt ettik, protokollarda hazırladık. Bu aslında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bir projesidir. Ancak bütün bu proje iç mimarı, mimarisiyle, mekanikçisi, elektrikçisiyle hep gönüllülük esasına göre yapılmıştır Tunç Adanır ve ekibi tarafından. İç mimarımızla da birlikte dernekte olan arkadaşlar gönüllü çalışarak hep bunları da şu anda derneğin başkan yardımcısı Şahverendir Fizyoterapistler Derneği Başkanı olarak onun da hazırladığı rehabilitasyon, ergoterapi gibi, fizik tedavi gibi bölümleri de içeren ve yatak yorgan yastığı da dahil olmak üzere tamamen Kaner'in sponsorluğunda Engelsiz Yaşam Evi'nin iç donanımı üstlendiği bir projedir. Ancak beklediğiniz binanın size teslim edilmez. Bina bize teslim edilmeyecek aslında. Bina onlarındır. Ama biz içinde bulunup yönetiminde ben fizibilite çalışması yaptım ve devletin de aylık gideri 1,5 sene önce yaptığımda 540 bin TL'ydi burada. 70 personel olması lazım. 24 saat açık olduğu için 3 vardiyalı bir sistem olması lazım. Onun özel eğitim tecrübesi olan insanların yani her şeyisine kadar hazırladık. Hatta ben yurt dışından bir yabancı getirip ondan danışmanlık aldım. Ona da ciddi ücretler ödendi ve iki ayrı dosya hazırlandı. Ve inanmayacaksın Hüseyin, her gelen bakana tekrar print yaparım bütün planları, bütün bu danışmanlık yorucu raporlarını. Yani hem bir taraftan bu ülke için bir şey yapmaya çalışmak, hem sürekli olarak suçluymuş gibi tekrar. Giderim sinirlenirim, laf söylerim. Ya Gülis Hanım kucağımızda bulduk derler bana. Ne geldin o zaman derim ne bulacağını bilmeden. Ya geldiysen bürokratlar ne işe yarar kamuda? Onlar da değişir yani şu anda. Yani var, evet. Müdürlükler, bir de arşiv yok hiçbir dairede. Yani o verdiğin printleri bir bakan yok, diğer bakana devretmiyor. Hayır, mesela. Alır giderlermiş. Ne yaparlar dedim ya. Git de. Ne yaparlar yani. Yani bu öyle bir şey ki keşke her alıp giden yapsa bir tane aynısından da. Gerçi ya, o kadar ihtiyaç olmasın. Bu kadar engellimiz olmasın. Şimdi hangi aşamadayız? Şu anda Hasan Terçoy daha çok ilgi gösterir. Ancak bu 560 aylık gider dediğim 800 bin lira çıktı. Haliyle. Bunu karşılayamayacaklarını söylüyorlar. Öyle bir bütçeleri olmadığını malum hepimiz de biliyoruz. Bu ülke insanının parası ne demek karşılayamayacaklar? Yani bu parayı Gülis Kaner'e harcamalı bu ülkenin engelli insanların bakımına... Biliyorsun annesi babası, evet, ölen engellilerin çoğu şu anda yaşlı bakım evlerinde, sinir ve ruh hastanesinde. Daha kötü yapıyoruz insanları. Tabii ki hiç öyle veyahut da kendi evlerinde bile olsa. Mesela benim bildiğim bir aile var ve yakından takip ediyordum. Kızı şeyde buldum, sinir ve ruh hastanesinde buldum. Gelişebilecek bir zekası var her ne kadar engelli de olsa. Tacize uğramış, kendi kendini kesmiş biçmiş bir sürü. İki tane daha engelli kardeş var. O eve 4 çek düşer Hüseyin ve kaldıkları ev işte bunun biraz 2 katı diyeyim sana. Diyorum sosyal hizmetlere ya 4 çek düşer bu eve
Ve birinin 80.000 TL olmuş hesabında, birinin 70.000 TL olmuş, birinin babası alır o maaşı, sigara, içkiye verir. Ya gidin 5-6.000 liraya bir ev tutun bu insanlara, çünkü değişik ilişkiler de başladı onun içerisinde. Evet, bir yani, küçücük yerde. Yaşanıyor işte maalesef. Gidin ya ev tutun, yani 4 çek de verme. Halbuki bu merkez açıkla, bu merkez hazırlansa. Evet, o kız buraya gelecek kesinlikle. Tabii ki, bitecek. Tabii ki. Annesi babasını kaybedenler var. Dayı bakıyor, yeğenler bakıyor. Yani bazı şeyler ne var. Ne kadar bakabiliyorsun? Parayla da olmuyor. Olmuyor, doğru. Çünkü insanların kendi ailesi var, kendi çocukları var. Gelirler, bu hayat pahalılığında bakıcı tutarsın, o bakıcı neler yaptı, çocuğu kilitledi, kendi başka yerlere gitti. Halbuki devlet bunun için var maalesef. Yani isyan eder insan, evet. Ama sonra da sorgulayana kızıyorlar. Peki nasıl geçiyor şimdi günlerin? Bu proje dışında torunlar var, şirketle gidiyorum geliyorum, lüksüm sabah geç gitmemdir, sonra 6-6.30'a kadar kalırım işim olduğunda, toplantılar ve hayatım Luna, Karel ve Jeremy üzerine döner. Çocuklar, torunlar büyüyor. Çocukları evlendirdim. Birinin kocası, birinin karısı var. Onlar onlarla ilgilensinler. Ben çocuklarla ilgilenirim. Yeter ki etrafında çocuk. Onlar da 18 yaşına geldikten sonra en küçük kimi sayıladı. Evet, yeter ki Allah kısmet etsin. Torun çocuklarına da bak. Ya o kadar yaşamayacak, o kadar da hayal kurmayalım. 62'yi de bitirdik. Acelemiz, annem, ben de 17 yaşında doğursaydım, mesela annem torununun çocuğunu gördü. 21'de doğurdun sen de. Evedat'ı 24'te doğurdum işte. Tamam. Yani erken doğurduk çok şükür işte, torun gördük. Doya doya baktım. Sonra Kaan'ın çocukları, Serhan'ın oğlucuğu, onlar da benim gözlem. Yani Lal, evet, avukat oldu. Mesela küçüklüğünden beri böyle agresif, girişken, kavgacı bir tipi vardı. Halam dedim, sen avukat olman lazım. Zaten deden avukatlığı çok isterdi. Hatta benim avukat ol. Bir tek bana dedi ki, avukat olacaksan okudurum seni. Gittim o zaman rahmetli Şinasi Bey'e, avukatlık nedir öğrenelim. Bana bir kitap dediler, böyle bu kadar yasa şey var dedi, hem de İngilizce. Onu ezber yok, ben hala daha okuyan bir insan değilim, vazgeçtik. Lale söyle söyle, deden isterdi bir ailede avukat olsun. Çok şükür çocuğum gitti, avukat oldu. İyi de bir avukat olacak inşallah. Çünkü o da, ben evet. onu da bu pandemi döneminde tanıma fırsatım oldu. Haksızlığa gelemeyen, inanılmaz derece yardımsever bu arada. Çekeceğiniz var, çok üzülecek o da. Yok bak o daha şeydir, yani kendilerini ezdirmeden. Ezdirmesinler tabii ki, o ayrı yaparlar. Ama. Yaparlar, o konuda gençler daha şeydir. İnelim. Yok. Geldik. İnmeyelim, ben biraz daha gezmek isterim. Gezdirmek istersen. Hoşuma gitti. Genelde kendi arabanı kendin kullanın çünkü, değil mi? Evet, onun için etrafı görmem, gerçi bugün de konuşmaktan görmedim. Evet, gayet güzel. Ben çok teşekkür ediyorum sana. Ben de teşekkür ederim. Keyifli olduğunu düşünüyorum. Dünya Otoya da teşekkür ederiz. Her ne kadar da ben BMW markasının hastasıyım ve onları sürerek ölecek olsam bile, yine de bu arabada seninle olmak, bu sohbeti yapmak büyük bir zevkti bu benim için. Bu defada, ederim. Bu defada başka markayla geliriz, hiç sorun değil. Yapacak mıyız gene? Yaparız, ne olacak? Ölmedik ya. Niyetimiz de yok. Değerli dostlar, Gül İskender'i ağırladık bugün. Bir iş insanı, hayatıyla ilgili çok ciddi detaylar öğrendik. Kolay bir çocukluğu olmadı, kolay bir gençliği olmadı. Ama bunların üstesinden gelmeyi, annesinin sevgisinden, babasının sahiplenmesinden ve kardeşleriyle dayanışmadan almış ve bugün Kanerler olarak ülkede birçok alanda faaliyet göstermeye devam ediyorlar. Bu keyifli sohbet için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kısmet yeni bir yolculukta. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hüseyin Ekmekçi ile Uzun Lafın Kısası Alped sundu.